Ramazan lezzetlerinden herkese merhabalar. Ekranları başında bizleri izleyen tüm seyircilerime kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Yanımda Rüstem Kılıç ustamız var. Bizlere çok güzel bir han kebabı yapacak. Ustam merhabalar. Merhaba Büşra Hanım, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Bizleri kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sizler buraya kadar teşrif edip bizleri onur ettiğiniz için ben çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz tekrar. Rica ederiz efendim. Bugün bizlere han kebabı yapacaksınız. Evet. Yapımına başlamadan önce sizi biraz tanımak istiyorum. Rüstem Kılıç ustamız kimdir? Rüstem Kılıç 9 Mart 1977'de Sivas'ın Şarkışla ilçesinde doğmuş. Daha sonra ilkokulunu köyde bitirdikten sonra orta ve liseyi Şarkışla'da tamamlayıp daha sonra 1994'te Ankara'ya yolculuğumuz düştü. Ankara'da bu mesleğe alaylı olarak yani baştan başladık ve bugüne kadar da o şekilde devam edip geldik yani. İşinizde de başarılısınız. Evet. İnşallah böyle her zaman önünüzde güzel şeyler çıkar ve başarılarınız daim olur efendim. İsterseniz yemeğimizi tanıtalım, hem de o sırada biraz da muhabbet edelim istiyorum. Neler kullanacağız? Bu yemeğimizin ismi neden han kebabı? Şimdi yemeğimizde öncelikle etimiz var. Dana ya da kuzu tercihe bağlı. Biz dana eti kullanacağız. Yemeğimiz biraz kalori olarak ve karbonhidrat bakımından ağır olacağı için genelde danayı tercih ediyoruz ve kapalı bir yemek olacağı için de hani kuzu da biraz daha ağır bir kokuya neden olmasından dolayı biz dana kullanacağız. Sultanahan kebabı da burada biliyorsunuz Aksaray'ımızın Sultanahan diye bir ilçesi var. Bu ilçesinde daha önceden işte oradaki hanların konaklamalarında yapılan büyük sultanlara, hanlara yapılan saray bir ziyafet yemeği olarak biliniyor. Yemeğimiz bu şekilde. Yemeğimize kullanacağımız 150-200 gram arası et, daha sonra arpacık soğan, daha sonra kapya biber, daha sonra yeşil biber ve mantar, havuç olarak devam edeceğiz. Ondan sonra bir krep yapacağız. Krepimizin içine yemeğimizi sardıktan sonra üzerine kaşarla süsleyeceğiz ve daha sonra fırında kaşarımızı erittikten sonra da servise, yanında sebze büketiyle servise hazır olacak. İftar için de çok güzel bir yemek aslında. Misafirlerimiz için yapabiliriz. Şu an pandemiden dolayı yani, misafir kabul edemiyoruz ama bizler de sevdiklerimize böyle ağır güzel lezzetler yapabiliriz. Evet. Yapımı zor mu hocam? Yapımı evlerde yapılabilecek bir yemek ve kolay bir yemek haline biz biraz da üzerinde çalışma yaptık. Çalışma yaptıktan sonra da evlerde yapılacak hale de dönüştürdük. Evlerde misafirlerimiz geldiği zaman kendimize bir ziyafet yapmak için de bu yemeği yapabiliriz. Ben de merak ediyorum. Başlayalım o zaman ustam. Tabii. Şimdi etimizi doğrayalım. Etimizi doğradıktan sonra tavamıza koyalım. Kaç kişilik bir yemek olacak? Şimdi yapacağımız bu yemek bir kişilik porsiyon porsiyon halinde ama işte dediğim gibi bunu ölçülerde çoğaltabiliriz, sorun yok. Bu 15 kişilik de olur, 20 kişilik de olur ama biz şu anda bir kişilik olarak yapalım yani. Peki 4 kişilik bir çekirdek aile yapmak istese kaç gram et kullanmalı? Yani 4 kişilik bir çekirdek aile yapmak isterse 600 gram, 700 gram arası et kullanmalı. Peki, aynı. Peki ustam, o zaman. Şimdi ben etten başlayalım, etimizi doğrayalım. Daha sonra da yavaştan devam edelim. Şimdi burada şu anki etimiz, bu etimiz 160 gram, 170 gram arası geliyor. Ben şu şekilde şurada başlayalım. Dana eti dediniz. Genellikle herkes dana sever dana. Evet, dana etinde hani biraz daha şey olmadığı için insanlar kuzu etine biraz daha kuzu aslında Anadolu'da kuzu eti lezzetli ama tabii ziyafet yemeklerinde tercihen düşünülen de dana eti oluyor. Etlerimizi baş parmağı boğumunda kuşbaşı halinde doğruyoruz. Etimiz hazır. Bu bir porsiyon olarak şimdi tavamızı alıyoruz, ocağımızı yapıyoruz. Birazcık tereyağı efendim, şöyle tereyağımızı alalım. Kaç dakikada pişer ortalama?
Ortalama süresi yarım saat 40 dakika. Şimdi etimizi tavamıza ekliyoruz şu şekilde. Şöyle. Şimdi burada etimiz yavaş yavaş pişerken biz de krepimize devam edelim. Krepimizin hazırlığını yapalım. Şu anda etimiz yavaştan pişe dursun. Şimdi burada da yemeğimizi kaplamak için krepimizi yapacağız. Şu şekilde iki yumurta, hatta bir yumurta da yeterli ama biz krepimizi şöyle iki yumurtamızı koyuyoruz. Daha sonra sütümüzü. Süt ben yardım ediyorum size. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Sonra sütümüzü ekliyoruz. Siz yine göz kararı eklediniz. Evet, yani göz kararı ama söyleyebilirim. Şimdi iki yumurtaya bir su bardağı süt. Daha sonra sıvı yağ yine yarım çay bardağı kadar. Fırında pişecek bir yemek. Evet, normalde tavada pişip daha sonra da fırında sadece kaşarımızı eriteceğiz. Yarım çay bardağı kadar yağımızı da ekledikten sonra şimdi unumuzu alıyoruz. Biraz şeker koyuyoruz yine krepimize. Çok koymuyoruz çünkü bu kahvaltılık krep değil, yemeklik krep olduğu için bir tatlı kaşığı kadar da. Bu şeker neden koyuyoruz ustam? Şeker kreplerin genelde zaten ana maddesidir. O yüzden şey koyuyoruz. Artık kahvaltılarda daha çok koyuyoruz. Yani bir çay kaşığı değil, bir tatlı kaşığı. Ama yemek sarımı olduğu için de bir yemek kaşığı kadar koyuyoruz. Daha sonra da tuz atıyoruz. Kahvaltılık krepte de tuz eklemiyoruz. Yine bir çay kaşığı kadar ben tuz atıyorum. Şu şekilde. Ve daha sonra bir çırpma teli yardımıyla harcımızı çırpıyoruz. Yine ardından da unumuzu şöyle bir yemek kaşığı kadar. Krep aslında sıklıkla tüketilen bir yiyecek. Evet, aynen. Hepimiz evlerimizde yapar yeriz. Özellikle kahvaltılarda işte ve son zamanlarda özellikle meşhur olan bu şeylerde meyveli daha çok tercih ediliyor. Çikolata, meyve üzerine. Bu yemeğe de ete de çok yakışır. Evet, aynen. Tavuklusunu da yapabiliriz değil mi? Tavuklusunu yaparsak kanarya kebabı olur. Evet, isim değişir yani. İsmi yemekte değişiyor. Aynen. Kanarya kebabı olur o zaman. Etlerimiz de pişmek üzere. Krepimiz de şu an için hazır. Şu şekilde malzemelerimizi şöyle alalım. Krepimizi buraya koyuyoruz. Daha sonra yemeğimizin malzemelerine geçiyoruz. Diğer malzemelerine evet. Geçelim. Havuç kullanacağız, mantar kullanacağız. Şimdi şu şekilde havuçlarımızı küp küp. Aynı etin boyutundan biraz daha küçük şekilde havuçlarımızı doğruyoruz. Şu an sizin kullandığınız haşlanmış havuç. Evet efendim. Biraz yarım haşlıyoruz ki yemeğimizde havucun pişme süresi biraz daha uzun olduğu için. Daha sonra mantarımızı doğruyoruz. Yine aynı şekilde. Değerli izleyicilerimiz, merhaba. Han kebabı yapıyoruz. Evet. Tekrardan hatırlatalım. Başka hangi malzeme evet, alacağız ustam? Kapya biberimizi alıyoruz. Sonra bir adet de şiir biber. Alıyoruz. Rüstem ustamız etleri doğradı ve şu an tavada pişmeye bıraktı. Krebi hazırladı. Tek kişilik bir yemek yapıyoruz. Ve şu an biberleri doğradı, mantarı ve havucu doğradı. Sizler de tarifine bakarak evlerinizde kolaylıkla yapabilirsiniz. İftar sofralarınızı şenlendirebilirsiniz böyle güzel yemeklerle. Ellerinize evet. Sağlık şimdiden usta. Afiyet olsun, ne demek. İnşallah güzel bir şey çıkar ortaya diye düşünüyoruz. Şimdi normalde arpacık soğan kullanıyoruz ama biz evlerde arpacık soğan her zaman bulunmayacağı için hani
Şimdi izleyicilerimiz soracak yani evlerde arpacık evet. soğan nereden bulalım falan diye. O yüzden ben küp soğan kullanacağım etimize. Soğanımızda böyle yarım bir soğanı küp halinde doğradıktan sonra etimizi içine alıyoruz. Şu şekilde. Biraz da soğanımızı doyuruyoruz. Daha sonra da diğer malzemelerimizi içine atıyoruz. Bu şekilde yemeğimiz yavaştan pişiyor. Biz de bu arada krep tavamızı yağlayalım. Krepimiz de tavamız yavaş yavaş ocağımızda ısına dursun. Bu şekilde. Yemeğimiz, bu etimizi pişirirken etimizin kendisinin bir şeyi vardır. Kendine has bir suyu vardır, bulanık bir sudur. Bu bulanık suyu çektikten sonra da tuzunu atıp diğer malzemeleri vereceğiz. Şimdi eti pişirirken zaten genelde ustalarımızın da dikkat ettiği şey bulanık o suyunu çekmesidir yani. O bulanık suyu çekmeden önce tuz verilirse, malzeme verilirse etimiz çamurlaşır. Ama o bulanık suyu çekip artık yağ... Şu şekilde mesela bulanık suyunu şu anda çekmiş. Sadece yağ kaldığı zaman da malzememiz daha duru ve berrak olur. Zaten salçalı yemeklerde de böyle evet. yaptığımız zaman renginde bir kararma meydana geliyor değil mi? Aynen, aynen efendim. Şimdi diğer malzemelerimizi de ekliyoruz. Zaten burada. Şimdi az önce tavuktan da yapılabilir mi diye sormuştunuz. Tavuktan yaptığınız zaman havuç kullanmıyoruz. Sadece mantar, sarımsak, biber de tercihe bağlı olarak kullanabiliriz. Şekilde tuzumuzu da atalım. Şuradan tuzumuzu alalım. Şöyle bir çay kaşığı kadar da tuz atıyoruz. Daha sonra evet efendim şu anda yemeğimiz pişmeye birkaç dakikası kaldı. Biz de bu arada yavaştan krepimizi de... yapalım. Evet. Şu arada krepimizi sardıktan sonra fırınımıza kaşarlayıp verelim. Şu an için kaç tane krep yapacağız ustam? Normalde bu bir porsiyon ama biz iki krep yapacağız. Çünkü hani bazı ustaların bazı şeyleri vardır. Hani sırları vardır söylemezler. İlk krep mesela tavada yapılan ilk krep mutlaka ya tutar ya da çok kızarmaz. O yüzden biz 2 veya 3 tane krep yapacağız. Hı hı. Bunu da seyircilerimiz için aktardığınız evet. iyi oldu. Teşekkür ederiz. En güzel krepler ikinci ve üçüncü de çıkar. Aynen. Çünkü tava tam ısınmayıp ve ayında tam özünü tavaya almadığı için ilk krepimiz mutlaka ya yapışma yapıyor ya da tam pişme kızarma yapmıyor yani. Yani evde yapabileceğimiz, misafir ağırlayabileceğimiz aslında kolay şey olarak basit görünebilir ama pişim olarak rahat, daha kolay
daha malzeme olarak zengin bir yemek olduğu için misafirlerimize de hani sultan keyfini yaşatabiliriz yani. Yağımız kızdı galiba. Evet, yağımız şu an ısınmak üzere. Yağımız çok olduğu için biz biraz yağımızı şöyle yemeğimizin içine alalım. Sonra yemeğimizi şöyle kısalım ve krabimize başlayalım. İnce bir krep nasıl yapılır onu da göstermiş oldunuz. Seyircilerimize de bir püf noktası vermek istersek tavamızı nasıl kullanalım, ne kadar dökelim krepimizi? Ya, krepimizi bir şöyle bir yemek kaşığı yani bu da bir çay bardağına yakın oluyor. Bir çay bardağı şeklinde dökersek tabi tava ölçülerimize göre değişir. Şimdi biz seyircilerimizi de yanıltmak istemeyiz. Şimdi bizim kullandığımız tava şu anki tava 26 santim. 24 santim olursa yarım çay bardağı, 22 santim olursa daha az. O yüzden hani diğer şeylerimizde, seyircilerimizde buradan yani 24'lük şeyi kullanır, bir bardak döktüm çok geldi usta, işte verdiğin tarif falan demesin yani. Çok güzel de kokular yükseliyor değerli izleyicilerimiz burada. Ramazanınıza tekrardan mübarek olsun ustam. Evet, sizin de Ramazanınız mübarek olsun. Teşekkür ediyoruz. Böyle aylardan ziyade daha ziyade hani diğer aylarda da insanlara ve misafirlerimize ulaşabilsek, onlarla bu işleri bu Aksaray gastronomisinde biraz daha ilerleyebilsek, gönül ister ki hani ülke çapında, dünya çapında Aksaray gastronomisini iyi bir şekilde temsil edebilmek ama tabii bunlar zaman istiyor biraz, imkan, mekan, bunlar zamanla olacak şeyler. Ya bizler de bunlar için bir neferiz ama bunlar için mücadele edecek de bir ekip lazım. İnşallah Aksaray'da da tez zamanda o ekip kurulur. Milli takımlarda ve dünyanın birçok yerinde Aksaray'ımızı tanıtırız. İnşallah ustam, çok teşekkür ederiz güzel dilekleriniz için. Teşekkür ediyorum. Şimdi ilk krepimiz çıktı. Dediğim gibi ilk krepimiz ister istemez biraz tam kızarma şeyinde şey olmayabilir ama şimdi ikinci krepimiz biraz daha şöyle az bir yağ, çok değil yağsı bu şekilde. Şimdi şöyle bu şekilde yayarak krepimizi çıkarıyoruz. Böyle mesela yine krep yaparken çok olduğunu hissettiğimiz zaman da şu şekilde krebi ateşe şey yapmadan tekrar bu şekilde de alabiliriz. Çok kısa sürede pişiyor zaten. Evet, çok kısa sürede pişen bir şey. Şimdi yemeğe sarmaya geçmeden önce biz bir şey daha yapacağız şimdi. Biz burada şu anda bir kapya biber, şu oradan bir kapya biber, bir yeşil biber. Evet, teşekkür ediyorum. Şu şekilde biberlerimizin için çekirdeğini aldıktan sonra şöyle bakın şu şekilde jülyen jülyen doğruyoruz. Bu da yemeğimizin yanına garnitür olarak yapacağımız bir sebze buketi gibi. Çünkü yemeğimizin yanına pilav düşünmüyorum. Çünkü pilav biraz daha ağır olur diye düşünüyorum. Hem krep hem pilav. Yani hem krep hem et yani kalori, karbonhidrat. Hani bunların hepsini birleştirdiğimiz zaman özellikle de iftar sofralarımızda biraz ağır yemek olur. O yüzden yanına şöyle şu şekilde bir sebze buketi yapacağım. Daha sonra şurada fasulyemiz var. Yeşil fasulyeden olur. Yeşil fasulye yoksa domatesin dış kısmı olur, mantar olur. Yani siz hangi sebzeleri? Dilediğimiz çok, sebzeleri. Evet, yani tabii daha çok şeye gittiğimiz zaman da brokoli olur, Brüksel lahana olur. Yani siz neyi tercih ederseniz onlar olur. Şimdi oradan havucumuzu tekrar alabiliyor. Teşekkürler. Havuçları haşlanmış olmasına gerek yok. Biz elimizde hazır olduğu için bunları kullanıyoruz. Tavada zaten bu yağ ile birlikte kendisi ölür. En çok ne tür yemekler yapıyorsunuz sen?
Yemekler dünya mutfağından bazı tabii ülkelerin mutfakları var. Genelde Anadolu yemekleri, tencere yemekleri o şekilde şey yapıyoruz. Sıklıkla yaptığınız yemekler. Evet, ve rezervasyon usulü yöresel yemekleri de yapıyoruz. Daha çok işte kuzu yemekleri, biz otelcilik olduğu için şov yemekleri, bizim şeylerimiz genelde onlar oluyor yani. Bu şekilde şimdi yine soğanımızdan şöyle bir soğan var. Şöyle. Yarım ayakında bir soğan, bir porsiyon içindeler. Şimdi bunları da tekrar soğanımıza. Yine soteleyeceğiz onları da. Değerli izleyicilerimiz, krepleri de pişirdi Rüstem ustam. Şimdi de garnitürlerini hazırlayacak. Evet ustam, nasıl yapacağız? Şimdi garnitür için beyaz soğan, daha sonra biraz yarım kapya biber, yarım sivri yeşil biber, yarım havuç ve 4-5 tane de fasulye. Hı hı. Bunları da şimdi yağımızda soteleyeceğiz. Onun için de yağımızı kullanacağız. Yağımızı tavamıza alıyoruz şu şekilde. Fasulyeleri de biraz haşladınız. Evet, fasulyeleri biraz önden haşlama yaptım. Çünkü malzemelerin bir şeyine baktığınız zaman ya buharda fasulye bastı gibi yapacağız. O da tavada olmayacak, tencerede olur. Eğer yapmak isteyen şeyleri, seyircilerimiz olursa soğanı doğrayıp, fasulyeyi de bu şekilde doğrayıp tencereye koyup buhar pişirmesiyle yapabilir. Onda sıkıntı işte. Evet. Biz şimdi tavada yapacağımız için bunu hafif haşlamak zorunda kaldım, evet. Şimdi soğanımızı tavamıza alıyoruz. Şu şekilde. Soğanımızı biraz kızgın tavaya attığımız için zaten biraz soğanımız ateşini alıyor. Ve daha sonra şimdi şu biberimizi, havucumuzu bu şekilde tavamıza sonra tavamızın altını kısıyoruz. Fasulyemizi koyuyoruz şu şekilde. Daha sonra bunları da yaptıktan sonra şöyle biraz karıştırıyoruz. Ve bu kısık ateşte yavaş yavaş pişerken biz de krepimizi sarıp fırına göndeririz. Evet, fırına göndeririz. Yemeğimiz zaten fırında ısınacağı için şu şekilde şöyle bir tekrar soteleme yapıyoruz. Şimdi de geliyoruz yemeğimize. Yemeğimizi sararken şöyle bir kap yardımıyla evet, şimdi krepimizi şu şekilde şöyle ister şu şekilde şöyle kabımızın içine. Bu zaten bir porsiyon, bir krep bir porsiyon yemek oluyor. Şimdi şu şekilde de yemeğimizi krepimizin içine alıyoruz. Şöyle. Tabii bu yemek tek porsiyon olduğu için bu şekilde ama büyük porsiyonlarda yani çok porsiyonlarda yemeğimiz daha kısık ateşte, daha yumuşak bir şekilde, daha ağır ağır, daha berrak bir şekilde de pişmesi doğal olur. Daha rengarenk. Şimdi şu an bile renk cümbüşü var zaten. Çok güzel görünüyor. Fırından çıkınca nasıl görünecek çok da merak ediyorum. Eminim tadı da çok güzel olacaktır. Burada ben bir detaya daha gireceğim. Eğer yemeği yaptığımız zaman evde dileyen ve isteyen arkadaşlarımız olursa onlar da üstüne peşaman sos da yapabilir. Hani bunu yufkayla da yapabilirler. Yufkayla yaptıkları zaman mutlaka şeyini koyun, peşaman sosunu koymak zorundalar. Çünkü kreple yaptığımız için biz peşaman sosu bu yumuşak koyduk. Olacak ama yufkada evet, biraz daha aynen, kıtır olacak. Aynen şimdi. Efendim. Onun yüzünden üzerine peşaman sos, tereyağı, süt, un ve muskat ceviziyle ya da karabiberle bir karışım kaynatacaklar. Onu da üzerine döküp daha sonra da kaşarını ilave edecekler. Şimdi hem tepsimizi isterseniz şu şekilde yağlamayabilirsiniz. Yemek yapışan bir yemek değil.
Şöyle. Yağlı kağıtta kullanabiliriz. Yağlı kağıtta kullanabiliriz. Hiçbir şey yapmayabiliriz. Şimdi yemeğimizi de şu şekilde alıyoruz. Şöyle. Şu şekilde tavamıza yerleştiriyoruz. Şimdi kaşarımızı üzerine. Şöyle. Kaşarımızı da üzerine koyduktan sonra kaşarımızı da yaydıktan sonra daha önceden ısınmış 180 derecelik fırınımıza sürüyoruz. Kaç dakika duracak fırında? Fırında maksimum 5 dakika. Evet. Çünkü kaşarımızın erimesi zaten bize yeterli oluyor. O da 180 derecelik ısınmış bir fırında da 5 dakikada kaşarımız erime yapar. Lezzet bombası oldu. Ellerinize sağlık. O zaman fırına götürelim mi? Fırına götürelim bunu şimdi. Fırınımıza gidiyoruz. Daha önceden ısınmış fırınımıza 180 derecelik fırınımız şu anda 180 derecede. Fırınımıza kaşar kremimizin üstüne koyduğumuz kaşarla birlikte fırınımıza şeyimizi sürüyoruz. Fırınımızın üst katı da olur. Yani ev fırınlarında 180 derecelik ev fırınlarını bildiğim için ev fırınlarında normal tepsisiyle birlikte sürülebilir. Bunu sürüyoruz şu anda ve kaşarın erimesini 5 dakika kadar bir zaman zarfında 5 dakika bekliyoruz. Tamamdır efendim. Şimdi biz 5 dakika içinde de sebzesini yapmak için tekrar o tarafa geçelim. Evet Büşra Hanım, şimdi garnitür için buraya tekrar fırından buraya geldik. Garnitürümüz dediğim gibi eğer evde vaktimiz varsa, zamanımız varsa daha önceden kısık ateşe buhara yağıyla koyduğumuz zaman fasulyelerimiz daha güzel ve daha lezzetli çıkar, terleme yoluyla pişer ve daha güzel ve daha rahat olur. Şimdi biz burada tavada yaptık. Tavada da yapmadan önce hafif fasulyemizi haşladığımız için şu anda fasulyemiz hazır. Biraz buna tuz ekleyeceğiz baharat olarak sadece. Sadece tuz ekleyeceğiz. Sadece tuz ekleyeceğiz ama tabii isteyenler, dileyenler diğer baharatlarını ekleme yapabilir. Biz bunun içerisine sarımsak da ekleyebilir miyiz? Tabii sarımsak da ekleyebiliriz, soğan da ekleyebiliriz, mantar da ekleyebiliriz. Hani başında da söylediğim gibi yani o sebzeyi hangi sebzeyi seviyorsanız o sebzeyle yapabilirsiniz. Evet şu anda sebzemiz de hazır. Sebzemizi şimdi tabağımızın şurasına şöyle. Tabii istediğiniz şekil koyabilirsiniz ama böyle bir çember yardımıyla da ayrı bir kule yapabilirsiniz sebzenizi. Görüntüsü de güzel olsun. Evet, aynen. Sunumu şık oluyor. Aynen. Çok güzel kokuyorlar gerçekten. Ellerinize sağlık Hüsam. Değerli izleyicilerimiz mutlaka evlerinizde denemelisiniz. Rüstem Hüsam gerçekten bugün harikalar yarattı bizler için. Sağ olsun bizleri kırmadı. Hüsam Ramazan nasıl gidiyor? Biraz da ondan konuşalım isterseniz. Şimdi Ramazan gayet güzel. Maneviyat olarak, şey olarak, milletin birbirine sahip, milletimiz olarak birbirimize sahip çıktığımız aylardan, 11 ayın sultanı olarak bildiğimiz bir ay olarak. Ama tabii insanlar eski Ramazanlara baktığı zaman biraz daha buruk yaşıyoruz Ramazanları. Eskiden insanlar daha bir toplu haldeydi. Bir de şu son zamanlarda çıkan, buradan da sizlerin yardımıyla bütün millet hastalığa yakalanmış, illete yakalanmış, bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. İnşallah tez zamanda ülkemizi, vatanımızı, yani bütün dünyayı terk edip gider. Ama tabii bunların da insanoğlu açısından bir ders alması gerektiğini düşünüyorum. Sonuçta yaratanın da bir dünyayla ilgili bir temizliğinin olacağını, bir şeyinin olacağını. Tabii bizler herkese dua etmek zorundayız. Ben buradan bütün hastalarımıza Rabbim şifa versin diyorum. Çok teşekkür ederim. Görüşünde bir an önce bizi terk etmesini istiyorum. Eski Ramazanlardaki gibi gene aynı sofrada, aynı yemeklerle, aynı çatalla, aynı kaşıkla buluşmak dileğiyle bekliyorum. Tabii eski Ramazanlara nazaran şimdiki Ramazanlarımız biraz buruk geçiyor. İnşallah bu günler geride kalır ve istediğimiz o güzel bayram sofralarına, Ramazan sofralarına yine tekrardan kavuşuruz. İnşallah. Ben teşekkür ederim. Pişmiş midir krebimizi? Şimdi şeyimizi çıkardıktan sonra da krebimize yöneleceğiz. Kulemiz hazır. Evet, şu anda sebze kulemiz hazır. Bu şekilde. Şimdi isterseniz birlikte gidelim ve krebimizi, yemeğimizi alıp gelelim. Tabii. Buraya.
Fırından çıktı yemeğimiz usta. Evet, yemeğimiz fırından çıktı şu anda. 5 dakikalık zaman içerisinde de kaşarımız bu şekilde kızarıyor. Dediğim gibi isteyenler peşamal sosla dökerler. Daha yemek ıslak olur o zaman, peşamal sos döküldüğü zaman. Bu şekilde biraz daha kuru oluyor. Şimdi yemeğimizi şöyle spatula yardımıyla evet, şu şekilde düşürmeden. Gayet porsiyonu da doyurucu. Evet, porsiyonumuz da gayet doyurucu. Şu şekilde şöyle isterseniz yanını dekorlayabiliriz, süsleyebiliriz. Artık o sizin kendi şeyinize kalmış bir şey. Baharatlarla olur, soslarla olur, yeşilliklerle olur, süsleyebiliriz. Yemeğimiz hazır. Afiyet olsun. Han kebabımız hazır. Evet. Ellerinize, emeğinize sağlık. Yemeğimizi isterseniz şöyle de bir şu şekilde açalım isterseniz. Tabii, bir de hem misafirlerimiz görmesi amaçlı. Şöyle. Gerçekten harika görünüyor değerli izleyicilerimiz. Ellerine sağlık ustam. Afiyet olsun efendim. Muhteşem kokular yayıldı. Evlerimizde de deneyeceğiz. Senin verdiğin tarife göre de tekrardan çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum ve bütün seyircilerimize afiyet olsun diyorum. Değerli izleyicilerimiz, bugün de Ramazan Lezzetleri programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizler her gün saat 14'ü gösterdiğinde Aksaray Belediyesi Web TV ekranlarında olacağız. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Hepinize hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar, sağlıcakla kalın efendim.